Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Eylül ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, oldukça karışık ve gergin geçen yaz aylarının ardından Eylül ayı genel olarak gökyüzündeki hareketlerin de desteğiyle beraber daha rahat bir ay olabilir 2018 yılı içerisinde değerlendirdiğimizde. Evet, sizin için de güzel etkiler var. Jüpiter burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor ve bu ay Jüpiter'in özellikle Plüto'yla ve Başak burcundaki Güneş ve Merkür'le de olumlu açıları olacak. Bu enerji akışı sizin hayatınıza da güçlü destekler getirebilir. Ayın hemen başında 6 Eylül'den itibaren Merkür Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak. Evet, Başak Burcu'ndaki Güneş özellikle sizin 11. ev alanınızı aydınlatıyor. Merkür de bu alana geçiş yapıyor 6 Eylül'den sonra. Daha çok sosyal alanlar, kalabalıklar, arkadaşlarınız, grup halinde yapılan her türlü etkinlik, kutlamalar, partiler, davetler, eğlenceli konular, organizasyonlar, iş yerinde yapılacak bazı iş projeleri, yeni teklifler, geleceğe ait bazı yeni planlarınız, programlarınız, düşünceleriniz olabilir. 9 Eylül'de tam bu alanda Başak Burcu yeni ayı doğacak. İşte tüm bu bahsettiğimiz konularla ilgili yeni sayfalar açılabilir, yeni oluşumlar olabilir. Önce fikir olarak meydana çıkabilir bunlar. Daha sonra yavaş yavaş özellikle Eylül'ün sonlarına kadar 2 haftalık süreç içerisinde yavaş yavaş büyüyerek etkisini gösterebilir, hayatınızdaki yerini alabilir. Evet, arkadaş çevrenizde değişimler olabilir. Yeni bir gruba katılabilirsiniz. Yeni bir projeye dahil olabilirsiniz. Bir kulüp, dernek gibi bir üyelik söz konusu olabilir. Bir spor kulübü üyeliği söz konusu olabilir. Bu süreç 11. ev etkileri genel olarak daha şanslı, daha iyimser, daha keyifli, daha umutlu alanları işaret ediyor. Çünkü geleceğe ait umutlarımız, hayallerimiz, dileklerimiz, yeni projelerimiz hep 11. ev konularıyla alakalıdır. İşte tam bu alanda bir yeni ay doğuyor sizin için. Güzel bir yeni ay. Evet, ayın 6'sından itibaren Satürn Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek. Evet, Merkür'ün, Mars'ın ardından Satürn'ün de düzelmesi kuşkusuz günlük hayatımızda koşulları biraz daha bizim için rahat ve destekleyici hale getirecek. Üçüncü evinizde Satürn ileri harekete dönüyor. Mars burada ayın ilk günlerinde Oğlak Burcu'nda ileri harekette olacak. Plüto Oğlak Burcu'nda. Üçüncü ev alanlarınızda biraz daha sert gezegenlerimiz var. Burası belki mesuliyetlere dikkat çekiyor. Düşünceleriniz, fikirleriniz daha ciddi, daha uzun vadeli, daha kararlı olabilir. Özellikle uzun süreli bir işe eğilmek için ya da bir eğitim olabilir bu. Uzun süreli bir eğitime başlamak ve bununla ilgilenmek için biraz daha efor sarf etmeniz gerekebilir. Yakınlarınızdaki kişiler, kardeşler, komşular, akrabalar, onlarla ilgili konularda zaman zaman burada sıkıntılar, zorluklar, ekstradan mesuliyetler de olabilir. Evet, en azından Mars şu anda bu koşulları biraz daha kolaylaştırıyor. Yani mücadele ettiğiniz alanlarda hızlı sonuçlar almanız, pratik, somut bazı sonuçlar almanız da mümkün. Ayın 11 ile 15 arasında bu alandaki 3. evinizdeki Plüton'a Başak Burcu'ndaki Güneş'in ve burcunuzdaki Jüpiter'in olumlu bir destek açısı olacak. Demek ki bazı sorunlar olabilir ama bunları bu ay çözüme kavuşturabiliyoruz. Yani bir komşumuzla ilgili bir konu olabilir, kardeşimizle ilgili bir konu olabilir ya da bir eğitimle ilgili, bir iş projesiyle ilgili anlaşılması gereken, kararlaştırılması gereken bazı şeyler olabilir. Bunlarla ilgili alanlarda bu ay güçlü destekleri alabiliriz. Hatta Jüpiter'in sayesinde oldukça şanslı ve avantajlı olabileceğimizi de söyleyebilirim. Gezegeniniz Mars da çünkü Oğlak Burcu'nda son derece güçlüdür, yararlıdır. Özellikle böyle geleceğe ait her türlü uzun vadeli işte planda, programda daha disiplinli, daha çalışkan, daha organize olabilen bir Mars söz konusu. İşte bu Mars'ın da desteğiyle beraber birçok konuyu doğum haritanızdaki duruma göre, hayatınızdaki durumlara göre değişebilir tabii bu. Eğitim olabilir, iş olabilir, özel yaşam olabilir. Bunları çözüme kavuşturmanız ve istikrarı bulmanız mümkün görünüyor. 9 Eylül'deki Başak yeni ayının genel etkilerini
Tabii toplumsal alanlarda da bunun üzerimizde etkileri olabilir. Bunun için hazırladığım videoyu izleyebilirsiniz. Linki tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet, ayın 11'inden sonra Mars Kova burcuna geçiş yapacak sevgili akrepler. 4. ev alanınıza geçiş yapacak. Mars yaz aylarında da uzun süre Kova burcundaydı, ancak retro hareketli olduğu için zaman zaman bizim için zor koşullar oluşturmuş olabilir. Şimdi ileri hareketli bir Mars 4. ev alanımıza geçiş yapıyor. Eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynler, özel yaşamınız, kariyeriniz, sorumluluklarınız, bunlarla ilgili alanlarda mücadeleler var. İnisiyatif almanız gerekebilir. Zaman zaman agresyonda oluşabilir. Özellikle ev içerisinde, aile ilişkilerinde buna dikkat edin. Ama bir yandan da daha hızlı ilerleme olanakları var. Mars çünkü bu ay ortalarından itibaren Güneş'ten ve Merkür'den daha fazla destekler alacak. Evet, Mars 15 Kasım'a kadar Kova burcundaki hareketini sürdürecek. Ay ortalarından itibaren Mars-Uranüs karesi 17'si ile 20'si arasında tekrar etkinleşiyor. Tekrar diyorum çünkü 15-16 Mayıs'ta da bu etki olmuştu. Şimdi tekrar Mars-Uranüs karesi var. Mars-Uranüs karesi özellikle her türlü ikili ilişkinizde, aile içi ilişkilerdeki dinamiklere daha sakin yaklaşmanızı gerektiriyor. Çünkü ani agresyonlar oluşabilir burada. Çabuk stres olabilir, öfke gösterebilirsiniz ya da karşınızdaki kişilerden size bu tarz böyle çıkışlar olabilir. Buna dikkat edelim. Kazalara, sakarlıklara dikkat edelim. Mars ev alanımızda, özellikle ev içerisinde yaşadığımız mekanlarda olabilecek böyle dikkatsizlik sonucu oluşabilecek ya da hızlı ve acil hareketler nedeniyle oluşabilecek kazalara fiziksel olarak dikkat etmekte fayda var. Merkür 22 Eylül'de Terazi burcuna geçiyor sevgili akrepler. Ve Güneş 23 Eylül'de Terazi burcuna geçiyor. Oldukça hareketli ve sosyal geçen ayın artık son günlerinde biraz daha böyle içe döndüğümüzü hissedebiliriz. Yani ayın 23'ünden itibaren o Terazi burcundaki etkiyle beraber biraz yalnız kalma ihtiyacımız, dinlenme ihtiyacımız, kalabalıklardan geri çekilip biraz böyle izole olma ihtiyacımız artabilir. Kuşkusuz bunu tabii ki kendi hayatımız için olumlu bir şekilde de değerlendirebiliriz. Zaman zaman böyle inzivada olmak, biraz yalnız kalmak iyidir. Bir şeyleri de sorgulayıp gözden geçirme fırsatları bulabiliriz. Merkür'ün ve Güneş'in Kova burcundaki Mars'la olumlu açıları var. Ev içerisinde, kendi özel alanınızda, yalnız başınıza yapacağınız her türlü iş ve faaliyette faydalı sonuçlar gelebileceğini işaret ediyor bu dönem. Yaratıcı çalışmalar olabilir veya bir sınav için hazırlanıyor olabilirsiniz, çalışabilirsiniz veya bir iş için plan program yapabilirsiniz. İşte bunlar için koşullar daha olumlu olabilir ayın özellikle 23'ünden sonra. 25 Eylül'de Dolunay var Koç burcunda. Dolunay sevgili akrepler 6. evinizde meydana geliyor. Şiron'la birleşiyor ve Satürn'den de bir dik açı alıyor bu Dolunay. Dolunaylar farkındalık dönemidir. Çünkü o Dolunay'ın enerjisi hayatımızda bir şeyleri aydınlatır. Bunlar sürpriz bir şekilde bir anda da ortaya çıkabilir. Enerjinin yüksek olduğu zamanlar hem duygusal hem ruhsal hem bedensel olarak hassas olabileceğiniz bir süreç. 6. evinizde bir Dolunay genel sağlığınızla ilgili konulara da burada işarette bulunuyor. Genel sağlığa biraz dikkat etmemiz gerekecek. Bazı sağlık sorunlarımızla yüzleşebiliriz. Duygusal da olabilir bunlar. Yani psikolojik konularda olabilir, fiziksel anlamda bazı konularda olabilir. Satürn etkisi de bunları artık daha ciddi ele alıp belki bir tedavi yaptırmamız gerektiğini işaret ediyor. Ya da herhangi bir sorun varsa yaşamımızda, iş ve mesleki alanımızda olabilir, çalışma koşullarımızda olabilir, yaşadığımız alanlardaki genel düzenimizle ilgili memnun olmadığımız koşullar olabilir. Bunlarla ilgili bir eksiğimiz, bir problemimiz varsa bunları da çözmek için bazı artık sorumluluklar almamız ve bu konulara daha ciddi yaklaşmamız gerektiğini işaret ediyor bu Dolunay. Bunları ertelememeliyiz, ihmal de etmememeliyiz bu süreçte. Evet, Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu linki tıklayarak izleyebilirsiniz sevgili akrepler. Altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ayın son günlerinde özellikle ayın 27'si ile 30'u arasında
terazi burcundaki Güneş'in, Merkür'ün, burcunuzdaki kova burcundaki Mars'ta olumlu destek açıları olacak. Bu aileden özellikle daha fazla destek alabileceğimizi işaret ediyor. Biraz da özel hayatımız, ailemiz, yuvamızla ilgili konulara daha fazla enerji harcayabileceğimizi işaret ediyor. Özellikle yaşamımızda, yakınlarımızdaki eril figürler, bunlar bir erkek kardeş olabilir, eşimiz olabilir, abimiz olabilir. Yani bunlarla ilgili, eril figürlerle ilgili bazı konularda kendini daha fazla hayatımızda gösterebilir, dikkat çekebilir. Sevgili akrepler, her yıl olduğu gibi bu yıl sizler için bir online astroloji eğitimi düzenliyorum. Ekim ayında başlıyor eğitimimiz. Online olduğu için bulunduğunuz her yerden rahatlıkla eğitime katılabilirsiniz. Temel seviyede başlayacak, yani hiç astroloji bilmeyenlere yönelik başlayacak bir eğitim bu. Ve bu astroloji bilgisini hayatınızın her alanında tabii ki kullanabilirsiniz. Her durumda size yararlı olabilecek çok kadim bir bilgidir astroloji. Astrolojiyi seviyorsanız, ilgi duyuyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız siz de astroloji eğitimime katılabilirsiniz. Eğitimle ilgili detaylı bilgi almak için linki tıklayabilir, videoyu izleyebilirsiniz. Altına yorum yazabilirsiniz ya da 0507 607 5017 WhatsApp hattına eğitim için başvuruda bulunabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.